Mutlu akşamlar. Ben Fatma Meltem Naz Yılmaz. Bölgenin en çok izlenen haberleriyle karşınızdayız. Takvimler 30 Ekim 2017'yi gösteriyor. TV52 akşam bülteninde yine sıcak gündemi aktaracağız. Hayatın gerçeklerini paylaşacağız. Siyasetle başlayacağız. Çünkü siyaset sahnesi bir hayli gergin. Özellikle dün Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un istifasıyla gerginlik daha da tırmandı. Uğur'un "ailemle tehdit edildim" sözleri ise günün en çok konuşulan haberleri arasındaydı. AK Parti'de istifa süreçleri devam ederken yeni kurulan İYİ Parti ve MHP arasında da söz düellosu şimdiden başladı. CHP'de ise 2019 seçim hazırlığı var. Siyaset böyle bir gündeme sahipken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakü'de resmi programlara katıldı. Taşeronları ve engelli vatandaşları ilgilendiren önemli haberler de var bugün. Partisinin grup toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, taşeron işçilere kadro verilmesiyle ilgili konuştu. "O iş bitti, tamam, eli kulağında. Bugün yarın devreye girecek" dedi. Engellilere de müjde veren Yıldırım, 2018 yılında 5000 engellinin işe alınacağını açıkladı. O açıklamalarla başlıyoruz. Değerli misafirlerimiz, Sayın Grup Başkanımız ve Başbakanımız Grup Genel Kurul toplantımıza teşrif etmişlerdir. Başbakan Binali Yıldırım, son yıllarda gündemi meşgul eden taşeron işçilere kadro verilmesi konusunu AK Parti grup toplantısına taşıdı. Başbakan Binali Yıldırım, "O iş bitti, tamam. Yeni seneden itibaren artık bu taşeron mevzusu bitmiş oluyor" dedi. Kadro bekleyen taşeron işçileri umutlandırdı. "O iş bitti, tamam. Bitti. Eli kulağında, eli kulağında. Bakanlarımız, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımız, Maliye Bakanımız çalıştılar, getirdiler. Bugün yarın inşallah devreye girecek. Merak etmeyin. Yeni seneden itibaren artık bu taşeron mevzusu bitmiş oluyor. Yeni mevzulara bakalım." Başbakan Yıldırım engelli işsizlere de müjde verdi. Engelli vatandaşlara yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Başbakan Yıldırım, 2018'de iş vereceğiz dedi. 15 yılda işçi, memur, özel sektör, devlet topladığımız zaman 365 binin üzerinde engelli kardeşimize iş, aş sağladık. 15 günde. 15 yılda. Peki engelliler için müjde ne? Bütün bunlar yapılanlar. Bir de ne olacak onu bekliyor. Önümüzdeki sene 2018'de 5000 engelli kardeşimize iş vereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca EKPSS, yani engelliler için yapılan KPSS sınavının geçerlilik süresi 2 yıl. Hakları yanmasın diye bunu 4 yıla çıkarıyoruz. Bir daha onları zahmete sokmayalım. Ellerindeki puanlarla bu yerleştirme yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği belediye başkanlarından sonuncusuydu Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur. Uğur da dün kameralar karşısına çıktı ve beklenen açıklamayı yaptı. Hem partisinden hem de belediye başkanlığından istifa ettiğini duyurdu. Ama oldukça sitemliydi. Zehir zemberek açıklamalar da yaptı. Şimdi o açıklamaları izleyelim. AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur istifa etti. İstifası istenen belediye başkanlarından Edip Uğur, dün akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında konuştu. "Yolsuzluğunuz yok, usulsüzlüğünüz yok, başarısızlığınız yok, FETÖ bağlantınız yok. Ama ailenize ve evinize kadar ulaşan tehditler katlanacak bir durum olmasının ötesine geçmiştir" diyen Uğur, AK Parti'de "siyaset yapma imkanımız ortadan kaldırılmıştır" dedi. Bu nedenle belediye başkanlığı görevinin yanı sıra partisinden istifa ettiğini açıklayan Uğur, "kırgınım" dedi. "Yolsuzluğunuz yok, usulsüzlüğünüz yok, başarısızlığınız yok, FETÖ bağlantınız yok ve fakat ailenize, evinize kadar ulaşan baskılar, tehdide varan müdahaleler var. Bu katlanılacak bir durum olmanın ötesine geçmiştir. Dolayısıyla AK Parti'de
siyaset yapma imkanımız maalesef ortadan kaldırılmıştır. Gelinen bu durumda partimden ve belediye başkanlığı görevimden ayrılma noktasına getirilmiş bulunmaktayım. İstifasını açıklarken üzgün olduğu cümlelerine de yansıyan Uğur, cümlesinin sonunda artık kendisini tutamadı ve ağladı. Gözyaşlarına hakim olamayan Başkan Uğur, salonda bulunanları da duygulandırdı. Hatırlayacaksınız, bundan önceki açıklamamda veda ve vefa vurgusu yapmıştım. Şimdi bütün varlığımla, külli iradeye teslim olarak, cüz'i irademle milletime vefa gösteriyorum. Partime ve başkanlık görevime burada veda ediyorum. İnancım ve itikadım gereği olanda hayır vardır. Üzgünüm, kırgınım ve fakat huzurluyum. Çünkü vicdan rahatlığıyla bu kararı almış bulunuyorum. Bugüne kadar aldığım bütün görevlerde Balıkesir sevdalısı olarak şehrime, hemşehrilerime hizmet etme gayreti içerisinde oldum. Hepinize, bütün hemşehrilerime, siyaset yaptığım yol arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma ve bu uzun mesai yıllarında bana destek olan aileme teşekkür ediyorum. Dediğimiz gibi günün en çok konuşulan haberleri arasındaydı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un istifa haberi ve o istifa haberini açıkladığı toplantıda söylediği sözler, sarf ettiği cümleler. Özellikle tehdit edildim ifadesi eski Adalet Bakanı Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a da soruldu. Bozdağ bugün düzenlediği toplantısında başta Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Uğur'un istifası olmak üzere birçok konuyla ilgili açıklama yaptı. Taşeron işçiler Bozdağ'ın da gündemindeydi. Ama özellikle Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'la ilgili yaptığı açıklama önemliydi. Şimdi o açıklamaları izleyeceğiz. Üzgünüm, kırgınım ve fakat huzurluyum. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, istifasını duyururken tehditlerin olduğunu söyleyen Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'a yanıt verdi. Böyle bir şey varsa yasal yollar açık dedi. Sayın Edip Uğur'un partiden de istifa etmesi kendi bireysel tercihidir. Tek taraflı bir alınacak karardır. Onu almıştır. Bizim ona dair söyleyecek bir şeyimiz yok. AK Parti'nin kimseyi tehdit etmesi veya herhangi bir tehdit yönetmesi de asla kabul edilemez. Böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Varsa öyle bir şey tabii Sayın Edip Uğur bununla ilgili yasal yollar açıktır. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, kamu görevlilerinin yurt dışına çıkarken kurumlarından belge alma zorunluluklarının 15 Kasım'dan itibaren kaldırılacağını açıkladı. Bu bir takım zorluklara da yol açıyordu. Ancak o günün şartlarında ülkemiz için böyle bir tedbirin alınma zorunluluğu olduğundan bu karar alınmıştı. Gelinen noktada bu tedbire 15 Kasım'dan itibaren artık ihtiyaç kalmamıştır. Bekir Bozdağ, TEOG yerine getirilecek sistemle ilgili de açıklamalarda bulundu. Başbakanımız ve hükümetimiz bu hususun netleştirilmesi hususundaki çalışmaları yakından takip ediyor. Kısa bir süre sonra bu konu bizzat Başbakanımız ve Milli Eğitim Bakanımız tarafından açıklanacaktır. Bozdağ, taşeron işçilerin durumuyla ilgili de açıklama yaptı. Hazırlıklar son noktaya geldi, dedi. Taşeron işçilerle alakalı hazırlıklar son noktaya geldi. Sayın Başbakanımız da ifade ettiği gibi yıl sonu veya yeni yıl başında bu konu parlamentonun gündeminde yer alacaktır. Öğrencileri karanlıkta bırakan yaz saati uygulamasına da değinen Bozdağ, yasal düzenlemeye gideceklerini söyledi. Danıştay bu konuda yürütmeyi durdurma kararı verdi ve Bakanlar Kurulumuz Danıştay'ın verdiği yürütmeyi durdurma kararına uygun yeni bir karar aldı. Dolayısıyla alınan karar Danıştay'ın verdiği yürütmeyi durdurma kararına uygundur. Ancak saat uygulamasında bir değişikliği içermemektedir. Geçen yıl yapılan uygulama
bu sene de aynen devam etmektedir. Ayrıca şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde olan torba yasanın içerisinde bildiğiniz gibi yaz saati uygulamasına ilişkin bir yasal düzenleme de konulmuştur. Gözyaşlarını tutamadı, sert konuştu, iddialarda bulundu Ahmet Edip Uğur. O açıklamaları dinledik. Ama AK Parti'de kazan kaynamaya devam ediyor. Uğur'un gündeme bomba gibi düşen açıklamalarının ardından CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'tan da konuyla ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Yarkadaş 7 belediye başkanının daha istifa edeceğini iddia etti. O iller arasında Karadeniz'den de 2 büyükşehir belediyesi yer alıyor. Sadece belediyeler değil, parti il ve ilçe başkanlıklarında da istifalar olacağı yönünde söylentiler var. Bakalım siyaset perdesi nelere sahne olacak önümüzdeki günlerde, bunu da izleyip bekleyip göreceğiz. Ve sosyal medyayla devam ediyoruz. Hızla gelişen teknoloji bazen bizi sosyal hayattan soyutlasa da kullanmayı bilene büyük yarar da sağlıyor. Hayatımızı kolaylaştırıyor. Yüz yüze ulaşamadığımız birçok yere sosyal medya aracılığıyla ulaşmak çok daha kolay ve çok daha hızlı. Ordu Valisi Seda Yavuz da sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan isimler arasında. Vali Yavuz göreve geldiği 5 aylık süre içerisinde sosyal medya aracılığıyla yardıma muhtaç birçok kişinin imdadına yetişti. Yani bazılarını kullanıyorum. Twitter'ı kullanıyorum, Facebook'u kullanıyorum. Peki daha çok ne amaçla kullanıyorsunuz sosyal medyayı? Tanıdıklarımın, arkadaşlarımın, onlarla ilgili gelişmeleri görmek için. Olmadı. Aslında güzel bir yöntem. Denenebilir ama ben sadece yazar Sunay Akın'a ulaşmaya çalıştım. Ulaşamadım. Ama bilmiyorum, bu mecraları kullanılarak ulaşılabilir aslında, mantıklı. Yani aslında sosyal medya, Facebook kullanıyorum. Arkadaşlarımla iletişim kurmak için kullanıyorum. Farklı güzel paylaşımlar var, onları okuyorum. Fark nedir? Geçmişte bizatihi gözünüzle görmeniz gereken birçok yeri bugün sosyal medya üzerinden iletişim araçları görmeniz mümkün. Gelişen teknoloji çağında sosyal medya hayatımızın en önemli iletişim aracı olmuş durumda. Birçok bilgiye sosyal medya aracılığıyla ulaşabildiğimiz gibi birçok sorunu da sosyal medya aracılığıyla çözmek mümkün. Öyle ki sosyal medyayı kullanan vatandaşlar birçok kurum müdürlerine ve idarecilere sosyal medya aracılığıyla ulaşıp sorunlarını bildirebiliyor. Günümüz koşullarında bilgiye ulaşmak noktasında olsun, arkadaşlarımızla sohbet etmek, iletişime geçmek olsun, birçok alanda sosyal medyayı kullanıyoruz. Peki sosyal medyayı sorunlarımızı çözmek için ne kadar kullanıyoruz? Ordu Valisi Seda Yavuz da sosyal medya aracılığıyla halkın sesine kulak veren önemli idareciler arasında yer alıyor. Mutlaka belediye başkanının bir sorun olduğunda bildirmek isterim ama daha önce hiç kullanmadım çünkü dikkate almayacağını düşündüm yani sosyal medyada. Çünkü bir sürü yorum yazılıyor. Hangi birini dikkate alacağını düşünemiyorum yani. Orada şansımı az görüyorum açıkçası. Vali Seddar Yavuz göreve geldiği günden itibaren vatandaşın sorunlarına çözüm odaklı yaklaşıyor. Sosyal medya ise bu sorunların iletilmesi noktasında büyük önem arz ediyor. Vakit geçirmek, zaman öldürmek için kullanıyoruz. Valla haberler, güncel haberlere bakıyorum, o kadar. Sosyal medyayı aktif olarak kullandığını, bunun sebebinin ise vatandaşların en hızlı şekilde sorunları kendisine ulaştırabilmesi olduğunu ifade etti Vali Yavuz. Özellikle Ordu'ya geldiği günden beri birçok vatandaşa sosyal medya aracılığıyla yardım etti. O yüzden de sosyal medyayı çok aktif olarak kullanmamın sebebi vatandaşlarımızın ihbar ve şikayetlerini ve karşılaştıkları sorunları bana en hızlı bir şekilde iletmelerini sağlamaktır. Facebook üzerinden, Messenger üzerinden bana ihbar ve şikayetlerini derhal bildirebilirler. Evet. Nitekim Ordu'ya geldikten itibaren de özellikle bu araçlarla bana ulaşan çok sayıda kardeşimizi direkt randevu vermek suretiyle ya da ilgili kurum ve kuruluş müdürlerini yönlendirmek suretiyle birçok vatandaşımızın sorununu çözdüğümü ifade etmek isterim. Halkla sürekli iletişim halinde olmanın önemine de değindi Vali Yavuz. Gözümüzün kulağımızın her daim şehirle yaşaması gerekir ifadelerinin ise altını önemli çizdi. Dolayısıyla burada önemli olan halkla sürekli iletişim halinde olmak ve gözümüzün, kulağımızın her daim şehirle yaşaması gerekir. O yüzden biz şöyle diyoruz. Eğer bir şehire geldiğinizde güneşin doğuşunu ve batışını izlemiyorsanız, gece ne olup bittiğine dair şehirde haberiniz yoksa, o şehirde valilik değil,
herhangi bir görev dahi yapılması mümkün değildir. Ve o şehri kendi doğduğumuz topraklardan daha üst seviyede tutmak durumundayız. Vali Yavuz, ordulu vatandaşlara çağrıda bulundu. Kendisine iletilen sorunların hepsini büyük titizlikle cevapladığını ve sorunları çözme noktasında büyük gayret gösterdiklerini anlattı. O nedenle de tüm vatandaşlarımıza sizin aracınızla da ifade ediyorum. Bana iletilen sorunları hepsini tek tek cevaplıyorum. Çözmeye de gayret ediyorum. Bir kısmı bizim elimizde olmayan sebeplerle çözülemedi olanlar da oluyor. Ama daha çok ağırlıklı olarak sosyal yardım, engelliler, yaşlılar, hastalarla ilgili çok yoğun talep geliyor. Ve bunları karşılamaya gayret gösteriyoruz. Tekirdağ'ın Merkez Süleymanpaşa ilçesi belediye başkanı CHP'li Ekrem Eşkinat, geçen hafta AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle ifadesine başvurulup sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı, parti sözcüsü Bülent Tezcan da Eşkinat'a destek vermek için Tekirdağ'daydı. Tezcan Tekirdağ'da sert konuştu. İşte o konuşmaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanına hakaretten suç duyurusunda bulunuldu Tezcan hakkında da. Bu konuyu özetledik çünkü AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu da CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Bülent Tezcan'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözleri nedeniyle tepki gösterdi. Milletvekili Gündoğdu TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. Sayın Gündoğdu. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. CHP'nin son zamanlardaki söylemleriyle küresel çetelerin algı operasyonuna hizmet ettiğini belirten AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedefe koyanların asıl amacı Türkiye'ye diz çöktürmektir. Bağımsız dış politika takip edince, milli ve yerli projeler yürütünce, Batı'nın sömürgeciliğine karşı çıkınca hemen bir kulp takıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin ana muhalefet partisinin küresel projelere hizmet eden hale getirilmiş olması üzüntü vericidir. Demokrasimiz açısından talihsizliktir dedi. Bülent Tezcan'ın parti sözcüsü olduğunu, açıklamalarının CHP'yi bağladığını ve CHP'nin özür dilemesi gerektiğini ifade eden milletvekili Metin Gündoğdu sözlerine şöyle devam etti. Demokrasimiz açısından talihsizliktir. Milletin gönlünde yer etmiş Adnan Menderes asan zihniyet, bugün de milletin adamı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almaktadır. Sömürgecilerin taşeronları şunu iyi bilsinler ki, bu millet başkomutanını kimseye yem etmez. CHP parti sözcüsünü kınıyor, bu dış destekli söylemi milletimizin vicdanına havale ediyorum. Samsun'a çevireceğiz şimdi kameralarımızı. Caminin giderleri için kullanılan bağış kutusundan tel ve sakız kullanarak para çalan zanlı suçüstü yakalandı. Samsun'un Atakum ilçesi Sarışık mahallesinde Sarışık Köyü Mezarlık Yanı Camisi'ndeki bağış kutusundan para çaldığı ihbarını alan Atakum Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Sivil ekip oluşturarak camiyi kontrol altında tutan jandarma ekipleri şüpheli Hakan Oğan'ın camiye girdiğini fark etti. Sadaka kutusunu mu çaldı? Ekipler bakır telin ucuna sakız yapıştırarak bağış kutusundan para çalan şüpheliyi suçüstü yakaladı. Daha önce de iki farklı camiden hırsızlık yaptığı belirlenen ve birçok suçtan kaydı bulunan zanlı ilçe jandarma komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ve fındığı gündemimizden hiç düşürmüyoruz. Serbest piyasada işler istenilen seviyede değil. Zaten üretici de biraz olsun kabullenmiş gibi durumu ki tek umut Toprak Mahsulleri Ofisi. Yani üretici yoğun ilgiyi TMO'ya gösteriyor. Toprak Mahsulleri Ofisi ise bugüne kadar 100 bin ton fındık alımı gerçekleştirdi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bugüne kadar 100 bin ton fındık alarak üreticilere yaklaşık 1 milyar lira ödeme yapıldığını anımsattı.
Ofis tarafından yaklaşık 50 bin ton fındık alımı için üreticilere randevu verildiğini belirten Soydan, TMO'nun çok kısa sürede 100 bin ton fındığı deposuna koyması ve 50 bin ton içinde alım garantisi vermesi sektör adına son derece önemlidir. Bize göre TMO attığı bu adımlarla fındık sektörünü ve üreticiyi rahatlatmıştır dedi. Ama önemli olan burada devletin muhakkak müdahale eden bir kurum olarak fındık piyasasında olmasıydı. Çünkü bizim tereddütlerimiz vardı. Özellikle devletin olmadığı, yani TMO'nun olmadığı, alım yapmadığı bir piyasada fındık fiyatlarının bugünkü fiyatların çok çok altında olmasıyla karşı karşıya kalmıştık. Onun için devletin muhakkak müdahale yapması önemliydi. Soydan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin gerçek anlamda üretici lehine faydalı olacaksa bundan sonra atacağı adımların da son derece önemli olduğunu ifade ederek ofis tarafından piyasada fındık satılmaması gerektiğini savundu. Dediğim gibi devletin müdahale etmesi, piyasada varım demesi önemli. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin uzun süre elindeki fındığı muhafaza etmesi ve özellikle piyasadaki denge unsurunu gözeterek zamanlamasını da ona göre yapması gerektiğini kaydeden Soydan, eğer ofis bu sezon ürünü deposunda tutmayı başarırsa bu durum gelecek sezonun fiyatlarına da doğrudan yansır değerlendirmesinde bulundu. Soydan serbest piyasada 50 randımanlı fındığın 8-9 lira seviyelerinde işlem gördüğünü ifade ederek üreticilerin ilk tercihi TMO'dan yana kullandığını söyledi. Tabii üreticilerimizin özellikle maliyetler karşısında beklentisi 12-13 lira bandındaydı. Manav ve tüccarların Toprak Mahsulleri Ofisi ile rekabet edebilmesi için fiyatları biraz daha arttırması gerektiğini belirten Soydan, aksi durumda üreticinin tercihini serbest piyasa yerine Toprak Mahsulleri Ofisi'nden yana kullanmaya devam edeceğini sözlerine ekledi. İnşallah bundan sonraki süreçte fındığın iyi fiyatlarda oluşmasını bekliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Hava Yolları İşbirliği ile yarın başlayacak 3. Turizm Şurası için hazırlanan kısa film yayınlanmaya başladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Türkiye'nin farklı güzelliklerinin yer aldığı kısa filmle tanıtılan Büyük Turizm Buluşması, ülkenin 3. turizm hamlesi olarak 15 yılın ardından gerçekleştirilecek. Hazırlanan filmin sloganı ise "Büyük hedefler için çalışmanın tam zamanı." Türkiye'nin 3. turizm hamlesi olarak 15 yılın ardından bir araya gelecek Büyük Turizm Buluşması için tanıtım filmi hazırlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla Türk Hava Yolları'nın işbirliğiyle hazırlanan kısa filmin sloganı ise "Büyük hedefler için çalışmanın tam zamanı." Kapadokya ve İstanbul'dan Türkiye'nin turkuaz sularına, inanç turizminden antik yapılarına, doğa turizminden kemençe kültürüne farklı turizm türleriyle kültür unsurlarını harmanlayan 30 saniyelik tanıtım filmi bakanlığın sosyal medyayla televizyonlarda yayınlanmaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 15 yıl aradan sonra düzenlenecek 3. Şura, Türkiye'nin turizm potansiyelini daha da geliştirerek etkin ve doğru bir şekilde kullanılmasını sağlayacak. Gastronomiden turizm eğitimine, Türk turizminin detaylı bir şekilde masaya yatırılacağı Büyük Turizm Buluşması için 1400 saatlik mesai harcandı. Sektör temsilcileri, akademisyenler ve konuyla ilgili uzmanlardan oluşan 325 üye ve 13 komisyonun titizlikle çalıştığı hazırlıklar sonucunda düzenlenecek büyük buluşma 1-3 Kasım'da Ankara'da toplanacak. Göreve geldiği günden bu yana özellikle sosyal belediyecilik alanında yaptığı hizmetlerle dikkat çeken Ünye Belediye Başkanı Ahmet Camyar, belediye bünyesinde Sosyal Hizmetler Müdürlüğü oluşturarak ihtiyaç sahibi vatandaşların tespiti ve yardımı konularında çalışmalar yürütüyor. Bu çerçevede çalışmaları yakından takip eden ve her fırsatta ihtiyaç sahibi vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Camyar yine bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör saldırısında yaralanan uzman çavuş Yusuf Erdim'i Ünye'deki evinde ziyaret eden Ünye Belediye Başkanı Ahmet Camyar, Erdim'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı. 1984 yılından bu yana bölücü terör faaliyetlerinin çeşitli yollarla devam ettiğini söyleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Camyar, "Her zaman her ihtiyacınızda yanınızdayız." dedi. Başta barış süreci olmak üzere devletin kucağını açmış olmasına rağmen maşalar faaliyette. Evet, İçerideki odakları faaliyette baktığımızda, evet. Andolsun gelinen noktada şu anda
devlet tepelerine binmiş vaziyette. Gerek SİHA'larla gerekse son zamandaki operasyonlarla ciddi kayıplar veriyorlar. İnşallah kökü kazanacak. Kazanana kadar da böyle devam ediyor. Sizin gibi böyle vatan evlatları minnettarız. Biz teşekkür ediyoruz. Başkan Ahmet Çamyar daha sonra ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerini de ziyaret etti. Vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde gören ve taleplerini dinleyen Çamyar, istekleri tek tek not alarak karşılanması konusunda talimatlar verdi. Eşim yok, vefat etti, çocuklarım var ayrı. Çok şükür Allah'ıma gördük, Allah'ım nasip etti görmeyi. Sen oraya çıkınca evladımız çıktı dedi, hep sevindik. Allah razı olsun. 30 Mart 2014 yılından bu yana sosyal yardımlar konusunda örnek çalışmalara imza atan Ünye Belediyesi, bu çerçevede aynı gıda yardımları kapsamında 9.850 kişiye 685.485 lira, muhalif para yardımları kapsamında 8.963 kişiye 1.802.715 lira yardım gerçekleştirdi. Tüm bunlarla birlikte Ünye Belediyesi askıda ekmek projesi, ikram çeşmesi, iftar programları, cenaze evleri yemek hizmeti ve şehit evleri yemek hizmeti olmak üzere toplam 3.176.991 lira yardım gerçekleştirmiş oldu. Başkan Çamyar sosyal medya üzerinden kendisine yazan Ümit Sarıkaya'yı kırmayarak evinde ziyaret etti. Hoş bulduk. Nasılsın? Ordu'da deniz ürünleri kontrol altında. Büyükşehir Belediyesi'nce yenilenen Altın Ordu su ürünleri halinde deniz ürünlerinin toptan satışı kontrollü ve denetimli olarak yapılıyor. Ekipler hem halde hem de hal dışında denetimler yaparak balıkların avlanmaya, tazeliğe ve tüketime uygunluğunu kontrol ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl yenilenen Altın Ordu su ürünleri hali, avlanan tüm deniz ürünlerinin toplanıp kayıt altına alındığı ve il genelinde bu ürünlerin dağıtımının yapıldığı bir merkez olarak hizmet vermeye devam ediyor. Denizlerde av sezonunun açıldığı 1 Eylül 2017 tarihi itibariyle tekrar hareketli günler yaşamaya başlayan su ürünleri hali, verdiği modern hizmetle de dikkat çekiyor. Günlük buz üretimi kapasitesinin de artırıldığı su ürünleri halinde ürünlerin hijyenik koşullarda vatandaşlara ulaştırılırken 6 ton buz üretim kapasitesine sahip olan tesis 19 ilçenin yanı sıra çevre illerden gelen taleplere de cevap veriyor. Türkiye'nin ve ordunun prestij projelerinden biri olarak hayata geçirilen denize taş dolgu yöntemiyle inşa edilen Ordu Giresun Havalimanı Gülyalı ilçesini de değiştirdi. Gülyalı Belediye Başkanı Talip Şen havalimanından sonra ilçede yaşanan değişimi TV52 Haber'e anlattı. Ordu'nun Gülyalı ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve denize taş dolgu yöntemiyle inşa edilen Ordu Giresun Havalimanı, Türkiye ve Ordu'nun prestij projelerinden bir tanesi. Gülyalı ilçesinde kurulan Ordu Giresun Havalimanı faaliyete girdiği 22 Mayıs 2015 tarihinden bu yana kat be kat hem Ordu ekonomisine hem de Gülyalı ilçesine ciddi oranda katkı sağlıyor. Bu anlamda Gülyalı Belediye Başkanı Talip Şen, Ordu Giresun Havalimanı'nın ilçeye kazandırdıklarını TV'lik haber anlattı. Havalimanının Gülyalı'ya elbette ki çok büyük katkıları oldu. Şu anda havalimanında nereden baksanız oradaki devlet hava meydanlarında, oradaki işte havalimanı yer hizmetlerini veren kurumda veya oradaki özel işletmelerde bizim çalışanlarımız var. Belki 60-70 kişi buradan çalışıyordur. İstihdama katkı sağladı. Evet, taşımacılık yapan esnafımızın büyük istifadesi var. Başkan Şen, havalimanı ile birlikte Gülyalı ilçesinde özellikle karayolu üzerinde yer alan arazilerde imar planlarının hızla gerçekleştirildiğini, ilçeye ciddi oranda yatırım yapıldığını belirtti. Sülale derler yani halk tabiriyle. Sülalece bütün aile ortaklığı var. Evet. Yani bir tane arsa bakıyorsunuz 150-200 tane hissedarı var. Bunlar kendi aralarında bunları çözemiyorlar. Bizim elimizde yani şöyle bir güç ya atraksiyon yok. Yani burada bir bizim ilçemizde bir de özellikle ilçe merkezinde Ordu'da bilinen 2-3 tane ailenin toplu arazileri var. Gülyalı'daki yaşayan insanlarla onlar da ortaklar. Onlar da kendi aralarındaki bu sorunları 100-150 senedir çözememişler. Ama biz buna rağmen burada bir şeyler üretmeye
gayret ediyoruz. Şen, havalimanını kullanan yolcu veya yolcu yakınlarının ilçede bulunan esnafa katkı sağladığını belirterek havalimanının büyük bir şans olduğunu ifade etti. Bizim buradaki esnaflarımıza katkısı oldu. Çünkü havalimanına yolcu karşılamaya gelen veya yolcu yönetmeye gelen yolcular, aynı zamanda yolcuların kendileri ilçede zaman zaman işte bir tabak yemek yeseler, o bize kar yazıyor. Evet. İşte havalimanı kurulu diye buraya Trabzonlu bir yatırımcı geldi, 4 yıldızlı 69 odası olan bir otel yaptı. Bayağı da iyi, güzel sirkülasyonu var. Yol kenarında olması hasebiyle çalışıyor, sadece havalimanına değil, işte karayolundan gelen geçenlere de hizmet ediyor. Veriyor. Bu tür çalışmaları çoğaltmaya uğraşıyoruz. Yine Turnasuyu mahallemizde bir tane ordulu iş adamımız 37 odalı bir otel inşaatı devam ediyor. Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, 4. Grup Muhtarlar toplantısında yine muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda mahallelerde hayata geçirilen ve gelecekte yapılması planlanan çalışmalar ele alındı. Muhtarlarla istişare yapıldı. Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş 4. Grup Muhtarlar toplantısında merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek mahallelerde hayata geçirilen ve gelecekte yapımı planlanan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu. Belediye Başkanı Engin Tekintaş merkez mahalle muhtarıyla 4. Grup Muhtarlar toplantısında bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıya belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Başkan Tekintaş, istişare toplantılarına katılan tüm muhtarlara teşekkür ederek Altınordu ilçesinde değişim dönüşümün her mahallede devam ettiğinin altını çizdi. Her noktada sürdürüldü ve sadece Altınordu Belediyesi olarak değil, Büyükşehir Belediyemizin, Su Kanalizasyon İdaremizin, YEDAŞ'ın, Fındık Gaz'ın veya işte Doğal Gaz firmasının, Türk Telekom'un birlikte sürdürdüğümüz çalışmalarla şehrimize yapmış olduğu hem faaliyetleri, hizmetleri hem de diğer taraftan meydana çıkan aksaklıkları değerlendirmek, gidermek ve geçmişe dönük yaptığımız hizmetleri sizlere sunmak üzere bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Altyapıdan üst yapıya, park bahçeden sosyal donatılara, özellikle her gruba hitap edecek farklı yatırımlarla ve şehrimizin muhtelif alanlarında ihtiyacımız olan genel değerlendirme ve çalışmalar için yaptığımız her faaliyeti gözden geçireceğimiz gün bugün olacak. Toplantının daha sonraki bölümlerinde ise muhtarlar kendi mahallelerine ilişkin sorunları ve önerileri dile getirdiler. Aybastı ilçesinden önemli bir haberle devam edelim. İlçenin en büyük ihtiyaçlarından biriydi pazar yeri. Konuyla ilgili çalışmalar yürütüldü, proje hazırlandı ve yapım işi başladı. Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar da bugün kendisini ziyaret eden TV52 ekibine bu projeyle ilgili son bilgileri aktardı. Aybastı'da pazar yerinin haftaya açılması planlanıyor. Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar TV52 habere özel açıklamalarda bulundu. Başkan Gündoğar pazar yeriyle ilgili bilgiler paylaştı. Başkan İzzet Gündoğar çalışmaların birkaç gün içinde biteceğini ve önümüzdeki haftalarda ise hizmete açılacağını söyledi. Yaklaşık 4 ay önce başladığımız Aybastı Sebze Pazarı inşaatımızın şu an taban betonuna başladık. İnşallah birkaç gün içerisinde bitip önümüzdeki haftalardan itibaren de hizmete sunmuş olacağız. İzzet Gündoğar yaklaşık 900 bin liraya mal olduğunu kaydetti. Çat örtüsünü inşallah geleceksine bakara bıraktık. Yaklaşık bize burası çatısıyla beraber 900 bin lira gibi maliyetle mal oldu. Tamamen öz kaynaklarımızla. Amacımız sebze pazarı, meyve satan esnafımız cadde ve sokakta bu işi icra etmekteydi. Şu an çok yakın bir zamanda inşallah hizmete girdiğinde sebze ve meyve satıcı hemşehrilerimizi, esnaflarımızı cadde sokaktan kurtarmış. Sabit bir yerde isterlerse haftanın 7 günü de ticaret yapabilecekleri bir ortam haline getirdik. Gündoğar pazar yerinde esnaflık yapacak tüm vatandaşlara bol kazançlar temenni etti. Daha önce Aybastımızın hayvan pazarı yoktu. İlk geldiğimiz dönemde yapmıştık.
Burada bir dinle ay bastığımızın hayvan pazarı sorunuyla birlikte sebze pazarı, meyve pazarı da sorunu çözülmüş olacak. Ben hayırlı olsun diyorum. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle burada esnaflık yapacak, sebze pazarında esnaf yapacak hemşehrilerimize helalinden bol kazançlar, uzun vadeli esnaf olmalarını temenni ediyorum. Aybastı'nın ardından Fatsa ilçesindeki gelişmelerle devam edelim. 157 kilometre asfalta kavuşturulan Fatsa ilçesinin önemli arterlerinden biri olan Kılıçlı Tepecik Aslan Camii yolunda da çalışmalar tamamlandı. Daha önce yani başkanımız Enver Başkanımız Aslan Camii geldiğinde yolun vaziyeti belli görmüştü zaten, bize söz verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz, yolun yani yapımını bize söz verdiği gibi şu anda kavuştuk yolumuza. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce bugüne kadar yapılan çalışmalar kapsamında 157 kilometre asfalta kavuşturulan Fatsa ilçesinin önemli arterlerinden biri olan Kılıçlı Tepecik Aslan Camii yolunda da çalışmalar tamamlandı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, altyapısıyla modern ve evladiyelik bir görünüme kavuşturulan 16 kilometre uzunluğa sahip Kılıçlı Tepecik Aslan Camii grup yolumuz vatandaşlarımıza hayırlı olsun dedi. Başkan Yılmaz, altyapısı hazırlanan yolların asfaltla buluşturularak modern bir görünüme kavuşturulduğunu kaydetti. Aslan Cami Küpdüşen Mahalle Muhtarı Süleyman Coşkun, önceden yolların toz olmasından dolayı mahalle halkının ciddi sıkıntılar yaşadığını ifade etti. Köspek yolu gibi bir hale geldi. Yani daha doğrusu çekilmez bir hale gelmişti. Toz. Bu fırında mesela çok toz yönünden çok çile çektik. Yani vatandaş geçen aciz olmuştu. Ama şu anda şükür olsun ya, yol bitti. Herkes yani şu anda memnun. Bundan iyisi can sağlığı zaten. Yolun yapımı tamamlandı. Ulaşım anlamında çok memnuniyet kaldık. Halkımız için güzel bir şey oldu. Eskiden bilindiği gibi iyi değildi yollar. Ulaşım zar zor sağlanıyordu. Şu anda çok iyi oldu yani. Altyapı çalışmalarıyla birlikte uzun ömürlü bir yapıya kavuşturulan yolun yapımında 800 metre koruge ve 1300 metre drenaj borusu kullanıldı. Mesudiye ilçesine uzanacağız şimdi. Mesudiye ilçesinde de Dayılı Mahallesi grup yolunda asfalt çalışmaları devam ediyor. Ordu'nun Mesudiye ilçesinde grup yolu çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Mesudiye'nin mahallelerinde devam eden yol çalışmalarını an be an takip eden Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, bugün de Dayılı Mahallesi grup yolu asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül çalışmalarda sona gelindiğini belirterek mahalle sakinlerine sabırlı davranışlarından dolayı teşekkür etti. Dayılı Göçbey Köykent grup yolumuz sıcak asfalta kavuşmuş olacak. Son noktaya gelmiş olduk. Ben uzun yıllar bu yolun yapılmasını bekleyen tüm dayılı hemşehrilerimize sabrından dolayı, Göçbeyli hemşehrilerimize, Köykent hemşehrilerimize sabırlarından dolayı teşekkür ediyorum. Dayılı Göçbey Köykentimiz bundan daha güzelini hak ediyor. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mesudiye kabuğunu yırttı, Mesudiye çıtasını yükseltti. Grup yollarımız sıcak asfalt oluyor, su problemlerimiz çözülüyor, altyapı problemlerimiz çözülüyor. Büyük şehrin farkı bu. Mahalle sakinleri ise yolun yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti. Hayallerimizi gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz Beyefendi'ye, bunun yanı sıra yolumuzun programa alınmasında çok gayret gösteren, emeği geçen Sayın Belediye Başkanımız Mesudiye Belediye Başkanımız İsa Gül Beyefendi'ye, tüm emeği geçenlere teşekkür ederim. Köykent yolumuz Dayılı ve Göçbey'e bütün geçenlere hayırlı uğurlu olsun derim. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Tabii bu asfaltımız birçok ilçede olmayan bir asfaltı belediye başkanlarımızın sayesinde grup yol olarak getirdiler. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İstanbul Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ordu Dernekler Federasyonu yönetimiyle düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıda geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Ordu Günleri değerlendirildi. Burada olmaktan da çok memnun duydum. Bilmediğiniz için hoş geldiniz. Sabahlar getirdiniz. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından Ordu Dernekler Federasyonu'na kahvaltı verildi.
Kahvaltı programında bir araya gelen Ordef yönetimi ve Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından Ordu Günleri'nin istişaresi yapıldı. Kahvaltıda ilk olarak konuşan Ordu Dernekler Federasyon Başkanı Celalettin Dervişoğlu, kahvaltı programı için Fatih Belediye Başkanı Demir'e teşekkür etti. Teşekkür ediyoruz sizlere de. Yaklaşık 12 tane de ilçe belediye başkanlarımız ziyaret ettiler. Belediyemeyenler başkan yardımcıları vasıtasıyla geldiler. O manada sizlerin gelmesi bizlere katkı veriyor. Çok teşekkür ediyorum bu manada. Bütün arkadaşlarıma bugün burada bizleri ağırladığınız için bizlerle birlikte asgari ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha sonra söz alan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ise dernekçiliğin önemine vurgu yaptı. Ordu'dan belirli dönemlerde kopmuş gelmiş ama hala geldiği yeri unutmadan dostluklarını, muhabbetlerini bir arada tutabilme başarısı çok zor. Yani ben de sivil toplum kuruluşundan geliyorum. Daha önce siyasete başlamadan önce kendi mesleğimle ilgili bir derneğin kurucu başkanlığını yaptım. O kadar zor ki. İki dönem başkanı, ondan sonra iki dönem daha yaptım. Ama İstanbul'un bu çok hızlı dönen, zamanı çok hızlı geçtiği, herkesin kendi sıkıntılarıyla hemhal olduğu bir dönemde insanları bir araya getirmek, bir ilke uğruna bir ekip oluşturmak, onları devam ettirebilmek. Üstelik de hiçbir hedef, yani MHP açısından çıkmak ameliyatı olmadan, herhangi bir beklenti içerisinde olmadan bunu uzun süre yapmak ve kurumsal hale getirmek, yani federasyon hale getirmek, tüm dernekleri dünya görüşü ne olursa olsun, siyasi anlayışı ne olursa olsun, onları Ordu faydası ve Ordu'nun bilinciyle bir arada tutmak büyük bir iş. Onun sıkıntısını yaşayan biri olarak çok renk biliyorum. Onun için tebrik ediyorum sizi. Yani ülkemiz açısından da, demokrasimiz açısından da, şehrimiz açısından da çok önemli bir görevi ifa ettiğinizi bilmenizi isterim. Muhakkak biliyorsunuz. Ordef Genel Sekreteri Sezer Turan da kahvaltı için Demir'e teşekkür etti. Başkanlarımız değişiyor. Beraber onlarla çalışmaya yol arkadaşı. İnşallah bizim de emeklimiz geldi diye düşünüyorum. Bu dönemde inşallah tamamlarsak biz de... Yok. Yani görev bağımında diyorum. Görev bağımında. Yeni arkadaşlar vereceğiz tabii. Ben bugün bizi ağırladığınız için, bizimle istişare yaptığınız için, buluştuğunuz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Son olarak konuşan Ordef Yönetim Kurulu üyesi Fahriye Çolak Demir'in Ordu Günleri'ne katılımından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ordu Dernekler Federasyonumuzla bu ikinci dönemimiz, değerli başkanlarımız ve hemşehrilerimizle birlikte güzel bir birlikteliğimiz var. Ordu Günleri'ne de katılımınızdan dolayı size çok teşekkür ediyoruz. Açılış haberiyle devam ediyoruz. İtalyan mutfağı lezzetlerini başarılı bir şekilde sunan iş adamı Hakan Akbulut, Çerkezköy'de 5. şubesini açmanın sevincini yaşadı. Ordulu genç iş adamı Hakan Akbulut başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Kırıklareli, Edirne, Tekirdağ, Çorlu olmak üzere İtalyan mutfağı lezzetlerini başarılı bir şekilde sunan iş adamı Çerkezköy'de 5. şubesini açmanın haklı gururunu yaşıyor. Açılışını gerçekleştirdiği yeni iş yerinde TV'deki mikrofonların açıklamalarda bulunan Akbulut, Çerkezköylülere hizmet etmekten dolayı memnun olduklarını belirterek evlere servis olduğunu da söyledi. Hemşehrilerimi bekliyorum. Onlarla birlikte güzel vakit geçirmek hem de onlara hizmet etmek bizim için onur olacak. Yapmış olduğunuz bu işte en önemli şey eve servis olayı. Bizde hem eve servis olayı hem de içeride salon servisimiz var. Bizim için ikisi de önemli. Çünkü yarı yarıya ikisinde de bizim hizmetimiz. O yüzden her ikisine önem veriyoruz. Akbulut iş yerinin özelliklerini de anlattı. İki katlı bir yer. Çocuk oyun alanı mevcut. Açık mutfağımız var. Aile için ekstra yukarıda yerimiz de var. Sıcak, güzel bir ortam. Bu haberle birlikte TV2 Akşam Bülteni'nin sonuna geldik. Biraz sonra ekonomi ve spor haberleri sizlerle olacak. Yarın akşam 18.30'da TV2 Akşam Bülteni'nde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Ekonominizin güvencesi İsa Akçay Sigorta ekonomi haberlerini sunar. Toprak mahsulleri ofisinde Giresun kalite fındık en düşük 10 lira, en yüksek 10 lira 50 kuruş. Ordu serbest piyasada 50 randımanlı tombul kabuklu fındığın kilogramı en düşük 9 lira. Giresun'da 9 lira 86 kuruş. Samsun ve Trabzon'da ise 9 liradan işlem gördü. Altın fiyatlarında bugün Cumhuriyet altını 1044 lira. Gram altın 155 lira 13 kuruş. Çeyrek altınsa 254 lira 46 kuruştan işlem gördü. Döviz kuruna gelince euro 4 lira 42 kuruş, dolarsa 3 lira 80 kuruştan işlem gördü. Borsa İstanbul Yüz Endeksi ise 109.862 puandan işlem gördü. Ekonominizin güvencesi İsa Akçay Sigorta ekonomi haberlerini sundu. Poyterm ısı yalıtım sistemleri spor haberlerini sunar. Mutlu akşamlar, Spor'un Doğru Adresi TV52'ye hoş geldiniz. Van Büyükşehir Belediyespor'dan 3 puanı tek golle alarak 2 hafta sonra galibiyete uzanan Yeni Ordu Spor, bir günlük izin ardından Muğla hazırlıklarına başladı. O hazırlıklar öncesinde haftalık basın toplantısında maçı değerlendiren teknik direktör Cahit Terzi, kazanılan 3 puandan çok taraftarın takıma sahip çıkmasına sevindiğini söyledi. Van Büyükşehir Belediyespor'dan 3 puanı tek golle alarak, 2 hafta sonra galibiyete uzanan Yeni Ordu Spor'da bir günlük aranın ardından Muğla hazırlıkları başladı. O hazırlıklar öncesinde haftalık basın toplantısında 14 gün aranın ardından gelen galibiyeti değerlendiren antrenör Cahit Terzi, önlerindeki zor haftalar öncesinde moral bulduklarını söyledi. Özellikle son haftalarda takımın sahada güzel futbol ortaya koyduğunu, ancak son 2 haftada o futbolun sonuca yansımadığını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, Van müsabakasında yine güzel bir futbol ortaya koyduklarını ve bu sefer 3 puana uzandıkları için mutlu olduğunu söyledi. Van galibiyetinden çok kendisini mutlu eden başka bir şeyin olduğunu söyleyen Terzi, taraftarın zorlu müsabakada takıma sahip çıkmasına sevindiğini açıkladı ve bu durumun lig sonuna kadar devam etmesini arzu ettiğini söyledi. Tabii beni en çok mutlu eden maçın sonundaki taraftarlarla futbolcularımızın kaynaşması, buluşması çok güzel oldu. Taraftarların başarıyla beraber takıma sahip çıkması bence çok güzeldi. İnşallah bundan sonra bu önümüzdeki Muğla maçında da tekrar daha da artarak bu taraftarın takıma destek vereceğine inanıyorum. Onlar bize destek verdikçe bizim takımın daha iyi olacağını, daha üst sıralara çıkacağını, mutlaka hedefte bizim de olacağımızı inansınlar. Onlar sadece bize destek versinler. Bizim takımımız iyi bir takım. Güçlü bir yönetimimiz var. İnşallah taraftarlarla da buluşup bu orduya güzel bir şekilde tepsil edip inşallah bu sene istediğimiz yerlere çıkacağız. Ordu Spor yine kombi hazırlığı içinde. Bu sözü son bir yılda belki birçok kez söyledik. Şimdi bir yenisini daha söyleyelim. 3 Kasım'da Mor Beyazlı Kulüp kongreye gidecek. Yaşar Pamuk'tan 3 ay önce başkanlığı devralan mevcut başkan Ali Yılmaz. O kongrede aday olacak mı diye merak edilirken o tarafsız sahada aday olmayacağını açıkladı ve nedenini de söyledi. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden, son zamanlarda yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle üst üste yönetim değiştiren ve tarihinin en kötü zamanlarını geçiren Ordu Spor yine kongre hazırlığı içinde. 3 Kasım Cuma günü olağanüstü kongre yapacak olan Mor Beyazlı Kulüp en son kongresini Temmuz ayında yapmıştı. Temmuz ayında Yaşar Pamuk'tan devraldığı başkanlık koltuğunda 3 ay dayanabilen başkan Ali Yılmaz 3 ay sonra kongre kararı aldı. Göreve gelişi olay olan,
Geldiği günden beri birçok sıkıntıyla baş başa kalan mevcut başkan, Cuma günü yapılacak o kongrede ise aday olmayacak. Aday olmayacağını TV52'de tarafsız sahaya açıklayan Başkan Ali Yılmaz, daha iyi bir yönetim için ben yokum dedi. Kulübü daha iyi yöneteceğini düşünen insanların varlığının olduğunu ve onların önünü açmak için Cuma günü kongrede aday olmayacağını açıklayan Başkan Ali Yılmaz, gelecek olan arkadaşlara da yardım edebiliriz dedi. Güç şartlarının oluştuğu noktada ve hiçbir akarsuyun dahi gelmediği bir noktada artık bu işi daha ehil, bizden daha iyi yapabilecek insanların bu zamana kadar sesini duyduğumuz, yapamazsınız, olmaz, paranız yok diye serzenişte bulunan insanların önünü açabilmek adına, daha güçlü bir şekilde yapılanabilmesi için bu gururumuz olan, onurumuz olan, şerefimiz olan takımın, rengimizin daha iyi temsil edilebilmesi için önünün açılması gerektiği kanaatine vardık. Daha iyi idare edilebilsin, daha güçlü kadrolar oluşturulabilsin diye biz bu işin önünü açmamız lazım. Gelecek olan arkadaşlarımıza biz zaten kapıları açtık. Onlara yardımcıyız. Onlarla beraber diyalog içerisinde eğer isterlerse onlarla diyalog içerisinde daha geliştirerek inşallah muvaffakiyetin sağlanmasını hep beraber dileyeceğiz. Temmuz ayında yapılan kongrede aday olmak isteyen ancak bazı nedenlerden dolayı adaylığı kabul edilmeyen isimlere çağrıda bulunan başkan bu kongrede onları bekliyoruz açıklamasını yaptı. Yaşar Pamuk'tan devraldığı başkanlık görevini Pamuk'un önerisi üzerine geldiğini ve bu yüzden istediği gibi bir yönetim oluşturamadığını hatırlatan Başkan Ali Yılmaz, ben bu kongrede kimseyi önermeyeceğim, herkes kendi isteğiyle gelsin dedi. Valla ben bu zamana kadar çok şeyleri duydum. Geçenki kongrelerde de adaylar olduğu söylendi. Fakat herhalde zannediyorum o dönemlerde biliyorsunuz ki bir takım eksiklerden dolayı diye adını koydukları durumları mazeret göstererek diyelim daha doğrusu veya o olumsuz şartları aşamadıkları için aday olamayan arkadaşlarımız olmuştur. Bunları duyuyoruz. Arkadaşlarımızdan birçoğunun sesini duyuyoruz ama kesin net isim olarak bir şey alamadık henüz. Kendim birisini oluşturup böyle getirip sen de aday ol diyecek bir durumda asla olmam ve değilim de. Evet. Ya bu sorun yani bu olmaz. Burada herkes kendi hür iradesiyle, çünkü bu meşakkatli bir durum. Bu meşakkatli duruma mutlaka bilinçli. Çünkü ben yaşadım, görüyorum. Yeni yönetimin başarılı olabileceğine inandığını söyleyen mevcut başkan, ben talihsiz bir ortamda geldim. İstediğim gibi bir yönetim yoktu. Ancak şimdi gelecek yönetim radikal kararlar alarak başarılı olabilir açıklamasını yaptı. Ben başarılı olacağına inanıyorum Mustafa'cığım. Şöyle, yani biz tabii ki çok talihsiz bir ortamda geldik. Yani çok kötü bir ortamda, çok talihsiz bir ortamda geldik. Yapılabilecek çok şey var, ben onu söyleyeyim açıkça. Yani benim bu zamana kadar edindiğim tecrübe, bu yokluğa, bu imkansızlığa rağmen yapılabilecek çok şeyler var. Bunları buradan söylemek biraz hayali olur ama evet gerçekten var. Ordu Spor iyi bir mücadeleyle beraber kesinlikle kurtulabilecek durumdadır aslında. Ama evet, radikal tedbirler alacak. Kulaklarını kapatacak, kim ne derse desin diyecek, radikal tedbirlerini alacak ve yoluna devam edip gidecek. Biz çok talihsiz bir zamanda geldik. Yani öyle talihsiz bir zamanda geldik ki bir de geliş şeklimiz bizim biraz yanlış oldu. Eğer bir seçimle bir yere geliyorsanız elinize kalemi alırsınız, gelecek olduğunuz yerde idareciliği yapacaksanız orada görev arkadaşlarınızı elinizle beraber kendiniz yazarsınız. Ama benim böyle bir şansım olmadığı için yani öyle bir geldik, kayyuma kalmasın, sıkıntıyla geldik. Eğer öyle olmasaydı çok daha farklı olurdu, evet doğru. Tarafsız sahada son günlerde gündeme gelen bir iş adamı tarafından Olene'ye gönderilen para hakkında da açıklama yapan Başkan Ali Yılmaz, Hakan Hoca'nın hafta içi yaptığı açıklamalarda cevap verdi. Kulübe 10 bin liranın geldiğini doğrulayan başkan, o parayı neden Olene'ye vermediğini açıkladı. Tarafsız sahada son günlerde gündeme gelen bir iş adamı tarafından Olene'ye gönderilen para hakkında da açıklama yapan Başkan Ali Yılmaz sert konuştu. Ordu Spor Kadın Basketbol takımından istifa ettikten sonra yine TV52'ye özel açıklamalarda bulunan Koç Hakan Yiğit, Olena'nın alacaklarının ödenmesi için bir iş adamının Ordu Spor'a 10 bin lira gönderdiğini söylemişti. Gönderilen o paranın ise
Başkan Ali Yılmaz tarafından el konulduğuna ve başkanın parayı Olena'ya değil de başka bir yere kullandığını söyleyen Hakan Yiğit, başkanın bu tutumu yüzünden Olena'nın kaybedildiğini ve Ordu Spor'a ilerleyen günlerde Olena'nın alacakları için ceza geleceğini açıklamıştı. İşte bu iddialara tarafsız sahada cevap veren Başkan Ali Yılmaz, Hakan Hoca'nın açıklamaları için çok ayıp dedi ve ben bu kulübün başkanıyım, irademi kullanarak o parayı daha acil yerler için kullandım açıklamasını yaptı. Bu o kadar ayıp, o kadar çirkin ve cevap verilmesi o kadar güç bir şey ki aslında. Burada ben bir kulübün başkanıyım kardeşim. Bu irade benim. Ben bu parayı alıp da nereye harcamışım? Yani başka yere derken alıp özel işime mi kullanmışım? Benim başımda sadece bir tane adını söylediğiniz oyuncumuz yok ki. Benim başımda dünya kadar oyuncu var orada. Ve bu konu hesaplanmış, kitaplanmış. O akşam arkadaşlarımla ve hocalarımla beraber bir araya gelerek verilmiş olan bir karar vardır o akşam onun. Ben eğer kulübün başkanıysam orada kendi irademi doğru ya da yanlış ben kendim kullanırım. Ve doğru kullandım. Arkadaşlarımla istişare ederek, hocalarımla istişare ederek ihtiyaç yerlerine elimden geldiği kadar dağıtmaya çalıştım. O arkadaşımızın dediği yere 7800 lira, 7900 lira para gönderilmiştir. Bakın kulüp adına 7800, 7900 lira para gönderilmiştir. Artı 650 bin lira para tekrar gönderilmiştir. 650 lira para tekrar gönderilmiştir. Fakat bu konuyu çok fazla açmak istemiyorum. Evet doğrudur. Ben Ali Yılmaz olarak, kulübün başkanı olarak irademi kullandım ve kulübümün menfaatinin daha ağır bastığı noktada gereğini yapmışımdır. Bu konuda herkes müşteri olsun. Ordu'da yapımında neredeyse sona gelinen Karşıyaka spor tesisleri için artık sayılı günler kaldı. Tesisler 20 gün sonra bitecek. Son incelemeleri yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, tamamlanacak tesislerin sadece Ordu'nun değil, tüm bölgenin en kapsamlı spor tesisi olacağını söyledi. Ordu'da yapımında neredeyse sonuna gelinen Karşıyaka spor tesisleri için artık sayılı günler kaldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesi Karşıyaka mahallesinde sürdürülen spor kompleksi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 3 nizami futbol sahası, 6 tenis kortu ve birçok spor yatırımının yer aldığı komplekste son çalışmaları inceleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, bu kompleksin sadece Ordu'nun değil bölgenin de en donanımlı yatırımlarından biri olacağını söyledi ve spor kompleksinin kısa bir süre sonra hizmete açılacağını açıkladı. Genel Sekreter Bülent Civelek'le birlikte tesiste incelemelerde bulunan Başkan Yılmaz, yetkililerden bilgi aldı ve futbol sahalarının 20 gün içerisinde amatör futbol kulüplerinin hizmete sunulacağını söyledi. Son yıllarda tenis spor dalında da önemli bir aşama kaydeden Ordu iline yeni tenis kortları kazandırmak için büyük destek veren Başkan Yılmaz, içerisinde 6 adet tenis kortu, çocuk oyun alanı, restoran, açık fitness alanı ve sosyal alanların yer aldığı tesisi de inceledi ve buranın da kısa sürede hizmete açılacağını açıkladı. Spor haberlerinin sonuna geldik. Bizi izleyin haberiniz olsun. Mutlu akşamlar. Poyterm ısı yalıtım sistemleri spor haberlerini sundu.